Hepinize merhaba. Evet, gece görülen solunum problemleri dediğimizde üç temel alandan kaynaklanan sorundan bahsedebiliriz. İlki, beyinden kaynaklanan bir sorun. Beyin, akciğerlerin düzenini sağlayan solunum merkezlerini kontrol eden başlıca organ olduğu için burada çok önemli. İkincisi, üst solunum yollarıyla alakalı bir sorun ağız ve burundan akciğerlere giden solunum yollarında bir tıkanıklık varsa bu durum sorunlara yol açabilir. Üçüncü ve son olarak da akciğerlerin kendisinde veya göğüs duvarında sorunlar görülebilir. Yani akciğerlerin genişlemesini engelleyen herhangi bir şey söz konusu olabilir. Şimdi bunların hepsine tek tek adım adım bakalım. İlk olarak solunum yollarıyla başlayalım. Burada temel olarak solunum yollarındaki tıkanıklık gece nefes almada önemli bir soruna sebep olur. Burnumuz ve ağzımızdan girip akciğerlerimize giden havayı düşünelim. Bu hava boynumuzun çevresindeki yumuşak dokularda bulunan alandan geçerek akciğerlere ulaşır. Öyle değil mi? İşte boynumuzdaki bu yumuşak dokular geceliğin rahatlayabilir ve bu hava akışını aralıklı olarak kapatabilir. Yani buradaki hava akışı tıkanabilir. Hava akışında tıkanma olduğunda horlama veya nefes darlığı görülebilir. Bunlar hava akışının durduğuna işaret eden şeyler. İşte bunu ifade eden terime uyku apnesi diyoruz. Apne deyince hava akışının olmamasını kastediyoruz. Solunum yolları tıkandığında obstrüktif yani tıkayıcı uyku apnesi denen durum görülebilir tıkayıcı uyku apne sendromu da denen bu durum aslında çok yaygın ve ilerleyen yaşta daha da kötüleşen bir sendrom. Buradaki yumuşak dokular hava akışımızı tıkıyor ve hem gündüz hem de geceleri birçok farklı belirtiyle karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor. Gece yaşanan birkaç belirtiden zaten bahsetmiştik öyle değil mi? Horlama, nefes darlığı gibi böyle sorunlar olabileceğini söylemiştik. Hava akışının yetersiz olduğu durumlarda nefes almada apneler, aralıklar, durmalar olabileceğinden de bahsetmiştik. Bu durum aynı zamanda gündüzleri de sorunlara yol açabilir. Çünkü bu rahatsızlıkları yaşayan insanlar gün içinde çok yorgun veya uykusuz hissedebilirler. Bazı insanlar uykularının dinlendirici olmadığından ve uyandıklarında dinlenmiş hissetmediklerinden bahseder. İşte tıkayıcı uyku apnesi bu gibi sorunları beraberinde getiriyor. Tıkayıcı uyku apnesini teşhis etmek için uyku testi veya polisomnografi denen yöntem uygulanır. Burada nefes almada yalnızca aralıklar görünüyor olması teşhis için yeterli değildir. Aynı zamanda kişinin solunum yollarında tıkanıklık olduğunu kanıtlamak için saatte 15 veya daha fazla apne görülüyor olması gereklidir. Az evvel de belirttiğimiz gibi bu raporlama polisomnografi denen uyku testi ile yapılır. Sonuç olarak tıkayıcı uyku apnesi solunuma bağlı uyku bozukluklarına sebep olan önemli etkenlerden bir. Evet, tıkayıcı uyku apnesini anlattık. Peki beynin kendisinde bir sorun varsa ne olur? Beyin merkezi sinir sisteminin bir parçası. Öyle değil mi? O yüzden de bu duruma başka bir isim veriliyor. Merkezi uyku apnesi. Burada da yine solunumda durma yani apne söz konusu. Ayrıca yine uyku diyoruz çünkü gece nefes almayı etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Merkezi denmesinin sebebi ise beynin merkezi sinir sisteminde bulunması ve sorunun nefes almayı kontrol eden merkezlerde olması. Burada aradığımız şey apnelerin olması fakat bu sefer tıkanma yok. Yine polisomnografide bu sefer sadece 5 veya daha fazla apne arıyoruz. Evet, hastalık teşhisi için bu apnelerden uykuda saatte 5 veya daha fazla görülmesi gerekiyor. Merkezi uyku apnesini düşündüğümüzde beynin havalandırma ile ilgili kontrol sisteminde bir sorun olduğunu varsayıyoruz. Yani beynin nefes almayı kontrol eden kısımları düzgün işlemiyor. Şimdi size merkezi uyku apnesinde görülen belirli bir solunum bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Hemen kısaca anlatıp geçeceğim. Evet. Burada normal nefes alışımızı, nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver şeklinde gösteren bir grafik olduğunu düşünelim. Evet, merkezi uyku apnesinde bazen rastladığımız belirli tip bir nefes alma çeşidi var ve onun grafiği şuna benziyor. Buna crescendo, decrescendo apne paterni dendiği de olur. Hemen göstereyim. Evet, önce crescendo, sonra decrescendo. Daha sonra da apne var. Yani nefes Sonra tekrar başlıyor. Crescendo, decrescendo, apne. Böyle devam ediyor. Aslında buna chain stocks solunumu deniyor. Chain stocks solunumunun özellikle merkezi uyku apnesiyle ilişkili olduğu ve kalp yetmezliği, felç, böbrek hastalıkları, daha doğrusu böbrek yetmezliği sonucu görüldüğü düşünülüyor. Evet, sorunun beyinden ve solunum yollarından kaynaklı olduğu durumlardan bahsettik. Son olarak akciğerlere gelelim. Nefes alıp verirken akciğerlerin şişmesi ve inmesi gerekir. Akciğerlerin düzgün bir şekilde şişmesini ve inmesini engelleyen herhangi bir şey söz konusuysa bu durum sorunlarla karşılaşmamıza sebep olur. Mesela akciğerlerde hipoventilasyon bozukluğu denen durum görülebilir. Buna uyku ile ilişkili hipoventilasyon bozuklukları da denir. Normalde nefes alıp verirken karbondioksiti dışarı atarız. fakat yeteri kadar nefes alıp veremezsek, yani akciğerlerimizi yeteri kadar havalandıramazsak maalesef karbondioksit birikimi görülebilir. Bazı durumlarda yeteri kadar oksijen dağlamamış oluruz. Solunumla ilgili bu tür hipoventilasyon sorunları şu gibi durumlarda da görülebilir akciğerler veya göğüs duvarında bir problem varsa veya solunumumuzu olumsuz yönde etkileyen morfin türü ağrı kesici gibi ilaçlar kullanıyorsak veya örneğin birisi obezse ve küçük bir kilo miktarı bile nefes alışveriş seviyesini düşürüyorsa yani akciğerlerini yeteri kadar havalandıramıyorsa buradaki sorun kronik olarak yükselen karbondioksit seviyesinin problem teşkil etmesi. Çünkü bu daha sonra sağ kalp yetmezliğine sebep olabilir. Düşük seviyedeki oksijeni söylemiyorum bile. Beynimizin, kalbimizin neredeyse vücudumuzdaki tüm organların işleyebilmek için oksijene ihtiyacı vardır. Dolayısıyla oksijen seviyemiz düşerse zamanla beyinde sorunlar oluşmaya başlar. Özellikle kronik durumlarda kognitif bozukluk görülebilir. Kalbimizde de sorunlar görülebilir. Bazı insanlarda zamanla kalbin anormal ritimde çarpması durumu yani aritmi görülebilir. Kanımızda da sorunlarla karşılaşabiliriz. Örneğin kırmızı kan hücrelerinin kanda çok yüksek oranda görülmesi anlamına gelen polisitemi görülebilir. Bu da önemli sorunlardan biri olabilir. Çünkü bu durumda kendi içinde birçok farklı soruna yol açabilir. Evet, burada da gördüğümüz gibi solunuma bağlı uyku bozukluklarını 3 büyük kategoriye ayırıyoruz. Bozukluk solunum yollarıyla yani tıkayıcı uyku apnesiyle mi ilgili? Beyinle yani merkezi uyku apnesiyle mi ilgili? Yoksa akciğerlerle ve uyku ile ilişkili hipoventilasyonla mı ilgili? Şimdilik bitti. Allah'a emanet.